Herkese iyi akşamlar. Ebru ve Erhan Nacar'la sosyal güvenlik programına hoş geldiniz. Şimdi bu akşam sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğiz. Ama sizden önce tabii ki sosyal medya üzerinden canlı yayınımızı başlattık biliyorsunuz. Youtube hesabımızdan zaten yayınımız şu anda devam ediyor. Ve oradan gelen sorular var. Soruları sizlerden gelen sorulara devam edeceğiz. Ama bugün farklı bir şey yapalım. Bugün farklı bir şey konuşalım sizlerle. Öncelikle bir kitap olayı var ama asla mutlu olmak azla bir daha tekrarlamak istiyorum azla mutlu olmak diye bir kitap var bugün onu biraz onlardan biraz sizi ilgilendiren önemli konular alacağız ve sizlere paylaşacağım dolayısıyla bizler genellikle hep fazlasını istiyoruz hep fazlasını istiyoruz ama azla mutlu olmayı nedir unuttuk hatta biraz daha ileri gidelim biliyorsunuz ki Aynı zamanda ben şu anda sosyal güvenlik uzmanlığı kimliğimin dışında bir de yeni bir görev üstlendim. Çocukları taciz ve e, sosyal medyadan koruma derneğinin başkanı oldum. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Görüşlerinizi yine bize YouTube üzerinden istediğiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda info@erhannacar.com hesabına istediğiniz soruları gönderebilirsiniz. Şimdi konuşuyoruz. E, gündemi değerlendiriyoruz. Gündemin içinde neler var? Hep buna bakıyoruz. E tabii ki Hayatı yakından ilgilendiren geçim sıkıntıları içinde vatandaşlarımızın son günlere yaklaşan asgari ücreti merak ediyor. Asgari ücret artışı var mı? Aynı zamanda bugün işleyeceğimiz konuların içinde yine EYT ve erken emeklilik var. Her şeyden önemlisi 2018 yılında borçlanmalarınızı yapın. 2019 yılında ise emekli müracaatlarınızı yapın. Çünkü... Emekli müracaatlarınızı hemen 2019'da yaparsanız yükselen asgari ücretin size sağlamış olduğu imkanlardan yararlanıp aynı zamanda kıdem tazminatlarınızı da ona göre alırsınız. O yüzden biz buradan söylemek istiyoruz. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Sizlerden gelen soruları şimdi cevaplayacağım. Ama Ayşe Akgün örnek bir davranış tebrikler demiş. Teşekkür ederiz. Vural Ocak EYT bakın size bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için ee, biz... Ee, çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneğinden 1 lira bile almıyoruz Tam tersine bütün ücretleri ben cebimden karşılıyorum Bugün nereden baksanız 50'ye yakın haber çıktı Sizden tek bir ricam var Şu sosyal medyanın içindesiniz Google'a lütfen oraya arama motoruna ee, Erhan Nacar ve çocukları taciz koruma derneği yazın Haberleri bir okuyun Bizler ne mücadele veriyoruz çok da destek oluyorsunuz. Çocuklarımız için mücadele veriyoruz. Bu desteğinizi halen ihtiyacımız var. Daha da güçlenmemiz lazım. Dolayısıyla e, kimin şu anda tacize uğradığını, hangi çocuğun yakra akrabası tarafından tacize uğradığını bilmiyoruz. Orada bir ses var. O ses bizi mutlaka duyacak ve bir gün bizim e, hesaplarımızdan bize ulaşacak ve biz o beklediği mutlu eli onlara uzatacağız. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Eninde sonunda doğrular neyse gerçekler neyse onu yaşayacağız. Sadece sosyal medyanın içinde paylaşımlar var. E, ağır paylaşımlar var. Sosyal medyaya filtreleme gelmesi lazım. O filtreleme gelebilmesi için öncelikle sosyal medyayı kullananlar artı 18'i kullanması lazım. İşte bunları yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Biz 16 yaş altında olan gençlerin filtreleme ile sosyal medya hesaplarından youtuberların ve aynı zamanda fenomenlerin ve de sanatçıların dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun dışında hiçbir sanatçıyla hiçbir sorunumuz yok. Ben inanın hiç kimseyi de tanımıyorum. Sadece sanatçılarımızın müziklerini dinlerim. Diğer arkadaşları da çok iyi bilmem ama onlarla da bir sorunum yok. Sadece anlaşırsak ben dernek başkanıyım. Bu konuyu sadece kişiselleştirmeyelim. Yüzlerce binlerce konu çıktığından beri dernek başkan olduğundan beri yüzlerce binlerce bana soru geliyor, mesaj geliyor, şikayet geliyor, ihbar geliyor. Ve bunların 63 tanesini emniyete gönderdik. Ve bunların 123 tanesini Aile Sosyal Politika Bakanlığı'nın inşallah ihbar hatları var. Onlara yönlendiriyoruz. Yani vatandaşı yönlendiriyoruz. Ve bazı şeyler var ki önemli olan bazı durumlar onları da çok iyi değerlendiriyoruz. Özellikle Kerimcan Durmaz Beyefendi ile ilgili çok fazlasıyla bize şikayet geliyor. Bunları da ilgili avukatlarımız kendi bünyemizde hukukçularımız bunları değerlendiriyorlar. Ve ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Bu işlerle benim bir işim yoktu ama bir anda çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneğinin başkanı yaptılar. Ben de bu görevi aldım ve sonuna kadar götürmeyi düşünüyorum. Bazı tehditler alıyoruz bazı insanlar tarafından ama biz o tehditlerden korkmuyoruz. Gerekli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetlerimizde bulunduk. Biz olduğumuz yerdeyiz, durduğumuz yerdeyiz hiçbir zaman benim kendi yaşantımı değiştirdiğim, Kendim bu saatten sonra da farklı bir misyona geçme gibi bir niyetim yok. Amacım tamamıyla çocuklarımızı korumak, çocuklarımızı en azından bazı küfürlü vatandaşlardan, bazı küfür yapan insanlardan uzaklaştırmak ve çocuklarımızı geri almak ve çocuklarımızın geleceğini, hayatlarını yapmamız gereken sorumluluk de yapmak. Aslında Bazen sosyal medya üzerinden dikkat ediyorum da anne babalar hataları da görmemiz lazım bence. Sanki biz de o tabletleri, biz de o e, akıllı telefonları veriyoruz, biz de suçluyuz sanki. E, dolayısıyla hiç kimse e, ne Kerimcanı ne başkalarını takip edin demiyor ama bu demek değildir ki Kerimcanlar suçsuz. Orada artı 18 koymamız lazım. En azından Kerimcan kendisini artı 18 koyması lazım. En azından Kerimcan sosyal medyasında orada ya bir video yayınlaması lazım. Uyarı videosu yayınlaması lazım. Dolayısıyla daha başarılı olacağını düşünüyorum. Hatalı insan çok var ve anne babalar sizlere çok iş düşüyor bunların üstüne gidelim lütfen. Şimdi devam edelim. Çocuklar için duyanız için teşekkür ederiz demiş. Allah razı olsun hepinizden. Burada EYT ne düşünüyorsunuz? EYT ile ilgili düşüncelerim her zaman aynı. Hiçbir zaman değişmeyecek. Başından beri 200 bin, 250 bin bir beklentim var. Bununla da ilgili çalışmalar söz konusu meclis içeride. Ne olduğu belli değil. Bekliyoruz. Ama bu demek değildir ki Sayın Cumhurbaşkanımız yeterli değil, bütçe kaldırmıyor dedi. Ama buradaki rakam olayı nedir? Biliyorsunuz 750 milyardı. Ama biz 750 milyar değil de bunu 200-200 bin gibi rakamlara düşürebilirsek emekli olacak boyutunu, rakamlar 10 binin altına, 8 binin altına düşeceğini düşünüyorum, milyarın altına. Dolayısıyla e, böylelikle emeklilik hakkının geleceği yönde de düşüncelerim e, olmuyor da değil yani oluyor yani. Herhangi bir, yani bu anlamda kötü bir şey değil. E, şimdi Kadir İngin yazmış, ütü davası hakkında ne düşünüyorsun? Aslında olay ütü değil. E, o tamamıyla ütü gelişmesi. E, orada ağır küfürler var. E, hatta bizlik bir durum yok. O ünlü youtuberların, ünlü sanatçıların ve ünlü fenomenlerin yaptığı işe de gene saygı duyuyorum. Sonuçta o işi yapmak da bir zeka işi. Ama burada bir daha tekrarlamak istiyorum. Benim bu işlerle başkan olmam sebebiyle başka hiçbir şeyim yok, temelim yok. Ben sadece bizim ulaşan Çocukları Koruma Derneği'ne ulaşan şikayetleri e, gerekli ilgili yerlere değerlendirip sunuyoruz. E, kimsenin de adamı değiliz, kimseden de lira almıyoruz. Hiçbir sponsorumuz da yok. Tamamıyla benim sosyal, benim kendi çalışmam olan SGK uzmanlığından kazandığım parayla oraya destek veriyorum. Ve şu anda e, Kayseri'de, e, Eskişehir'de, İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da, Mersin'de, Elazığ'da ve Gümüşhane bölgelerinde Kayseri ve Yozgat'ta dahil olmak koşulu ile oralarda da derneğimizin yerleri mevcut. Çok yakında da iletişim numaralarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi staj çıraklık notu demiş. Aynı şekilde değerlendirelim. Stajyerlerle ilgili şu anda halen konuşma var. Devam ediyor. Bir stajyerlerin çıkması yönünde düşünüyoruz. İnşallah onlarla ilgili bir gelişme olacak. Sosyal Güvenlik'te hep haberler var. Sosyal güvenliğin bünyesinde son zamanlarda emeklilikle ilgili 7 önemli nokta var. Bununla ilgili haberler devamlı sosyal güvenlikte de geziyor ve aynı zamanda emeklilik meclisinde de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde de şu anda kanun teklifi verildi. Bununla ilgili gelişme var. Peki bunlar neler? Bunlar çıkarsa ne olur? Ne faydası olur diye düşünüyorsanız bununla ilgili ben size açıklamada birazdan yapacağım. Ama şunu unutmayın biz burada e, piyango gibi bir kıdem tazminatı olayı var. Dolayısıyla kıdem tazminatınızı kesinlikle kaçırmayın. E, ve e, bu yılın sonunda emekli olmayın. Senenin başında emekli olun. Dolayısıyla bu sizin için bir avantaj. E, geçtiğimiz hafta yayın hayatına e, son veren Vatan Gazetesi'nde kıdem tazminat hesapları başladı. Yapılan hesaplamalara göre 16 bin ile 45 bin TL arasında ücret alt düzey. E, gazete yöneticileri alacağı tazminat tutarlar. Bakın ben aslında e, buradan şu 16.45 milyarı bence e, bana göre 35 milyarla e, 70 milyar arasını bulabilirdi. Neden? 2019'da yapsalardı bu çıkışları, kıdem tazminatlarını daha yüksek alacaklardı. O yüzden buradan bilgilendirmek istedim sizleri lütfen emeklilikleri olacak vatandaşlarımız varsa emekliliklerinizi 2019'a sarkıtın. 2019 yılında emekli olmanızı tercih ediyorum. Sizlere de dile getiriyorum. Yargıtay emsal karar verdi. Mesai saatinde internete girenlere kötü haber. Artık mesai saatinde internete girmek de yasak. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. EYT'leri yakan tablo demiş aslında. İşte 3 yıllık SGK açık tahmini. Sosyal güvenlik kurumunun açığı 70 küsür bin liraları bulacağı söyleniyor. Normalde 24-27 bin lira civarıydı ama Sosyal Güvenlik Kurumu aslında açık verecek. Bunu o kadar tuhaf karşılamaya gerek yok. Yani bir Sosyal Güvenlik Kurumu açık vermeli zaten. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'na açık veriyorsunuz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı sende de açık var diyor. Yani aslında Sosyal Güvenlik Kurumu açık verir. Ne Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda e, bence sosyal e, e, yönetim üzerinde olan bir faaliyette SGK'nın açık vermesi kadar doğal hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunu biliyor ve zaten 34 milyon vatandaşa oradan bakıyorlar. E, büyük bir şey ama sosyal güvenlik primlerinin tahsilatı e, çok e, düşük olduğu için yine de Sosyal Güvenlik Kurumu yapmış olduğu Reformlarla gördüğünüz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı reformlarda duydunuz. Tahsilatla ilgili borçlanmalarda yapılandırmada büyük aflar geliyor. Neden? Çünkü vatandaş şu anda ekonomik kriz dedikleri ki atlatıyoruz artık. Kriz denilen çok marketlerde fiyatların düştüğünü görüyoruz. Burada domatesle de patatesle de oldukça fiyatların düştüğünün farkındayız. Dolayısıyla krizi aslında biz kendi kendimizi yarattığımız belli oldu ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu noktada SGK'da yatan primlerle SGK'nın giderleri gider ne demek? Emekliye ödenen para demek. Kula ödenen para demek, yetime ödenen para demek, e, e, süt'e e, anne doğumdan sonra süt parası demek, doğum parası demek. E, aynı zamanda e, izin parası, iş kazası parası. Aynı zamanda çoğaltabiliriz bunları, yükseltebiliriz ve e, engellerin maaşları, bakım parası. Dolayısıyla kendi bünyesinde böyle durumlar söz konusu. O yüzden bunları buradan dile getirmek istedim. Ve Suriyelileri sorsunlar deden demiş açıktan bak 18 yaşın altında çalışanlar neden EYT kapsamıyor? Açıklık aynı şekilde şu an çalışmıyorum tazminat alamayacağım yine 2019'da mı emekli olayım? Bence de e, tazminat alamayacaksan bu yıl emekli olabilirsin ama ben şunu söylemek istedim. 2018 yılında bir emeklilik yapmayın dedim. Dolayısıyla tazminat almanız için bunu dile getirdim. 2019 yılında emekli olursanız da yüksek tazminat alırsınız. Bunu da buradan bilgilendirmek ve sizlere söylemek istedim. Emekliye intibak mecliste işte aynı zamanda bir taraftan sosyal güvenlik kurumunun açığı var derken bir tarafta da emekliliğe 7 intibakın ne olduğunu birlikte hemen bakalım. Hemen size buradan ekranlardan söyleyeyim. Emekliye 7 emeklilik intibak tabii ki biliyorsunuz daha önceden de 2000 öncesinde intibak olayı vardı. İntibak meclise geliyor 7 maddeden oluşan teklif sunuldu. 2000 yılı sonlarında emekli olanların aylık bağlama oranları yükseltilmesi için meclise 7 maddeden oluşan bir teklif sunuldu. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı sonrasında emekli olanlara intibak için adresten olarak meclisin aynı zamanda göstermiş olduğu emeklerin merakla bekleyişini geçti. Emeklilere intibak yasa çıkarılarak hayata geçebilecek 2000 yılından önceki emekli olma olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik intibak düzenlemesi 2000'den sonra da emekli olanları da umutlandırmıştı. Şimdi 2000 öncesinde biliyorsunuz bir intibak söz konusuydu. İntibak verildi. Aynı 2000 sonrasında da 350, 353 lira gibi bir intibak söz konusu. O konuşuldu. O gündeme geldi. Mehmet Soy, İlhan Dinç, Özhan Ünal, Ali Altıntaş, Serap Pul Gülbahar Bozel, Serap Pul demek ki bir şey yapıştırmış ki bizim Furkan Altın onu engellemiş. Metin Çakmak, Osman Varol, Nuh Çelik, Kerem Vatansever, Aleyna Durnaz, Akın Akın demiş. Mehmet Soy, Arife Şentürk, Cem Kaynar, Nuriye Yılmaz. Bunlar bize şu anda yoğunlukta soru soran arkadaşlarımız. Elimizden geldiği kadar sorulara cevap vereceğiz. Memurlara toplu sözleşmesine sert tepki demiş. Taşeron'da kaç işçi kadroya alındı? Memur ve emeklinin ocak zammı ne olacak? Ve 80 milyonu ilgilendiren yeniden değerlendirme oranı %23.73. Bakın kıdem tazminatını geçen gün biz işlemiştik. Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacer olarak kıdem tazminatında bir gün çalışan bile kıdem tazminatı olacak. Yani yeni gelen kıdem tazminatı sisteminde. Dolayısıyla böyle olanaklar var. Bu olanakları kaçırmayın. Ben de sizi buradan bilgilendirmek istiyorum. Anladığım kadarıyla e, sosyal e, faaliyetlerimizin bu noktada devamı söz konusu ve biz bu faaliyetlere devam edeceğiz. Ve her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri neredeyiz? Bu ekranlardayız. O yüzden elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Burada hak iş EYT'nin sorumluluğu bulundu demiş. Ona bir gireyim aslında. Ne demek istemiş? Hak iş emeklilikte yaşa takılanlarda sorumlu bulundu bakalım. Ben anlamıyorum aslında. Yani konuşmak istemiyorum ama yine bu noktada yazı yazıyorsunuz. Hak İş Konfederasyonu'nun genel başkanı Mahmut Arslan 14 milyon sigortalı işçimiz var. Bu 14 milyon sigortalı işçinin hepsini Hak işe davet ediyorum dedi. Hizmet İşin Sendikası Adana Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu'na katılan Arslan burada yaptığı e, konuşmada Hak İş'in 14 milyon sigorta işçisinin tamamını kucaklaması gerektiğini söyledi. Hak İş'in üye sayısı engellemelerine rağmen 150, binler, 150 binlerle 700 bine gelmesinin önemli bir başarı olduğunu dikkat çeken Arslan hak işin engellemeleri olmasına rağmen bugün üye sayısı 700 bindir dedi. Tabii ki 7 milyon alacaklı ve ama sosyal gün yani bakın ne bileyim hak iş yöneticileri sayın başkanım arslan başkanım doğru söylüyorsunuz ama meclise gitmiş mecliste hazır varken çözün ya şunu yani orada bence bir çözüm sağlanmalı diye düşünüyorum sonra da dediğim zaman bana kızıyorsunuz ben ne yapayım şimdi yani burada kendinize üye çağıracağınızı şimdi gördüğünüz gibi içerdiler gidin orada hep beraber mücadele verelim yine üyeniz zaten gelir sayın başkanım sayın değerli başkanım Memurların sosyal denge tazminatının yaşadığı sorunlar demiş. Çok önemli bunlar. Küçük bir düzenlemeyle binlerce memur demiş. Bedelli kıdem tazminatı olabiliyor mu? Sigorta giriş tarihi öne çekilmek askerliğim demiş. İlhan Dinç, Ziya Taşkıran, Salih Tanrı verdi. Ee, Osman Uğraş, e, e, Eğlence Dünyası demiş. Enteresan. Yani Mustafa Güvenlik e, falan filan. Yani Selvi Yiğit, Erhan Bey çok yorgun gözüküyorsunuz. Gerçekten mi? <laughs> çok sağ olun. O kadar çok mücadele ediyoruz ki siz bile yarın sabah beni görün. Yarın sabah 9.30'da Beyaz TV'de söylemezsen olmaz da. E bırak da yorulalım artık kurban olduklarım. Sabahtan beri beynim çalışıyor. Sabahtan beri onunla bununla uğraşıyorum. Sabahtan beri hukukçularımla uğraşıyorum. Psikologlarımla, pedagoglarımla. Sabahtan beri 60'a yakın personelinle uğraşıyorum. Hele bir müdürüm var ki Berna Üstürk. Allah Allah. İnanın yemin ediyorum uğraşa uğraşa bir hal olduk. Yani uyku saati geldi yani bu saatte uyuyacağız. Bırak da tabii ki biraz yorgun düşelim. Kurban olduklarım. Neyse herkes bir tarafa yine de sosyal güvenlikle ilgili bilgilendirmelere devam ediyoruz. Ne demiştik size en son asgari ücret ne kadar olacak? Şimdi size bir soru soracağım sevgili seyirciler. Asgari ücret ne kadar olacak? Onları lütfen buradan yazın bakacağız. Allah sizden razı olsun. Ee, o kadar çok sevenin varsa yorulmak normaldir demiş. Mehmet Soy Alayna durmaz. Bakın bir kitabımız var. Ee, Azla mutlu olmak bu kitabın adı. Valla ee, e, tanımıyorum yazarını. Fransız Jane. Bakalım hemen bakalım ne olduğunu. Orta sayfadan bir yer açtım. Ee, kurtulmak istediğiniz esaslı bir parçayı hedeflediyseniz. Ama hala biraz tereddüt yaşıyorsanız onu birkaç günlüğüne odadan dışarı çıkarın. Bakın bir daha tekrarlıyorum size. Kurtulmak istediğiniz esaslı bir parça hedeflediyseniz ama hala biraz tereddüt yaşıyorsanız onu birkaç günlüğüne bulunduğu odadan dışarı çıkarın. Bakalım onun yokluğunu hissedecek misiniz? Bakalım onu özleyecek misiniz? Hayatınızda sevdiğiniz insanları olmadığını düşünün. Bir düşünün bakalım. Hayatınızda en sevdiğiniz varlıkların çocuğunuz olmadığını düşünün. Hayatınızda en sevdiğiniz varlık çocuğunuzun kaybolduğunu düşünün. Ve onun odasına gidin, bomboş bakın. O yok orada. İşte o yüzden çocukları taciz ve Sosyal Medya'dan Koruma Derneği'nin başkanı oldum. Odamıza gittiğimizde çocuklarımız orada mı diye korkmadan bakacağız. O yüzden destek verin bize. Beraber yürüyelim bu yollarda. Eğlence ihtiyacınızı karşılamak için yaratıcı stratejiler geliştirin. Sahip olmak yerine arkadaşlarınızdan ya da kütüphaneden ödünç alın demiş. Geleneksel Japon evlerinde ilham alın. Buralarda sadece birkaç tane özenle seçilmiş parça sergilenir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. O gün bir şeye dikkat ettim. Sevgili eşim Ebru Nacar'la da bunu konuştuk. Çok güzel güller vardı ve ben makasla 5-6 tanesini kestim. Çok güzeldi çünkü. Sonra bir vazoya ve içine su koyup oraya bıraktım. İlk gün hiçbir sorun yoktu. Ama ikinci gün ve üçüncü gün, dördüncü günün sonunda o vazoya baktığımda o güzel duran çiçekler kurumuştu. İşte hayatımızda hiçbir şeyi kurutmayalım arkadaşlar. O yüzden bazen korkuların önüne geçeceğiz. Bazen olmayanları olması için mücadele edeceğiz. Bunu nereye bağlıyoruz? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili umut besledik ve kestik meclise bıraktık. Şimdi kimileri kuruduğunu söylüyor. Ama kimileri o kuruyan dalları alıp aşı yapıp tekrar canlandırabileceğini söylüyor biz umutluyuz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanları ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar olarak inşallah 200 ya da 250 bin çıkması için mücadeleye devam ediyoruz. Bakın çok kitabın içinde beni çok ileriye götüren çok sözler var. Zorunlu şeyler listesini yapmalı sonra da eşyalarınızı buna göre azaltmalısınız. Hep genellikle odamızda fazla eşyalarımız vardır. Giymediklerimiz vardır. Hep atarız. Lütfen bir oda temizlendiyse ertesi gün oda batıyor. Oysa temiz kalması için mücadele etmiyoruz. Bu mücadeleyi bizler yaparsak o oda daima temiz kalır. Suyu götürüyorsak o suyu tekrar oradan alacağız. Başka tabak yemek götürüyorsak orada bırakmayacağız. Nereye geliyorum sevgili seyirciler? 1999 yılında bir kararla emeklilikte yaşa takılanların hakları elinden alındı. Onlar istemedi. Ama geriye dönük baktığımızda her zaman kazanılmış hakların geriye verilebileceğini düşündük. Çünkü kazanılmış haklar geri alınamaz dedik. O yüzden emeklilikte yaşa takılanlar sadece Türkiye'de değil ki. Geçen hafta Fransa'ya gittim. Bundan ayın biriyle, biriyle çok özür dilerim. Dördü arasında Fransa'daydık ve Fransa'nın Villefranc şehrindeydik. Festi Turizm Festivali'ne katıldık. Çok da güzeldi. Ve çok Avrupalı vatandaşların Erhan Nacar'a çok güzel ilgisi vardı. Öncelikle Avrupa'da yaşayan, Fransa'da yaşayan vatandaşlarıma Lyon bölgesinde sonsuz teşekkürlerimi borç biliyorum. Lyon'da da ofis açıyoruz. Çok yakında ofislerimiz Lyon'da da olacak. Bununla ilgili zaten orada çok değerli bir Fuat abimiz var bize destek veriyor. Ve oradaki ofislerimizde de yine sosyal güvenlik uzmanlarımız sizlere bilgi verecek. O yüzden yurt dışında yaşayan vatandaşların da EYT ile ilgili, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunları var. Onlar da orada emeklilikte yaşa takılıyorlar. Eğer emeklilikte yaşa takılanlar bu yıl içerisinde çıkacağı söz konusuysa Avrupa'da yaşayan vatandaşlar da müracaat ederse bu haklardan yararlanabilirler. Avrupa'da yaşayan vatandaşların Yardım alırken buradan emekli olamıyorlar. Çalışırken buradan emekli olamıyorlar. Yani aslında Avrupalı vatandaşlara mini job çıkmalı. Mini jobu burada her seferinde söylüyoruz. Belki de mini job Ocak ayında, Şubat ayında gelecek. O yüzden sabırla bekleyelim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde ben şunu gördüm. Bir şeyler istendiği zaman eninde sonunda çıkabiliyor. Az sabredeceğiz. O yüzden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımı da buradan uyarmak istiyorum. Şimdi e, halen EYT ile ilgili sorularınız devam ediyor. Dolayısıyla staj süreleri iyi akşamlar demiş Tamer Timur Cengiz Demircan ve Ahmet Kahraman ne demiş Osman Varol Kerem Vatansever Yavuz Karcı aynı şekilde sosyal güvenlikle ilgili sorular var sizlerden gelen ama şunu söyleyeceğim yine yurt dışında yaşayan vatandaşların emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorusu var biz bu yıl borçlanma yapacağız. Kaçtan borçlanma yapacağız? Bu yıl borçlanmanızı 21.65'ten yapacaksınız. Dolayısıyla 3600 günden emekli olanlar bir, yaklaşık 3600 günden emekli olan 78 bin lira ödeyecek. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Ve sizin için bir fırsat. Yarınlar ne olacak bilmiyoruz. Çocuklarımız varsa 18 yaşında onların sigortalıklarını yapalım. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada tekrarlamak istiyorum. Yayının sonlarına geliyoruz ama e, sosyal güvenlikle ilgili e, aynı zamanda emeklilik uzmanıyım. Ben hiçbir zaman bu mesleği bırakmam. Çünkü ben bu meslekten para kazanıyorum. Sosyal güvenlikle ilgili gidişin ne olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinden, Sayın Aile Politika Bakanlığı'nın yine çalışma ve aile sosyal e, Zehra Zümrüt Selçuk Hanım Efendi'nin söylemlerinden, aynı zamanda e, Maliye Bakanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın söylemlerinden ne çıktığını, Az buçuk çıkarabiliyorum. Ve bununla ilgili e, sosyal güvenlikle ilgili sizlere bilgilendirme yapıyorum. Ama önümüzdeki günlerde çok önemli bir teklif geldi bana. Erhan Bey dedi çocuklarımızla ilgili sorunlar var. Ama bu teklifi yapan aslında e, bir arkadaşım e, çocuklarımla ilgili izlemlerinde onu takip etmesinden rahatsızlık duydum. E, şahsen ben baba olarak rahatsızlık duydum. Başkaları rahatsızlık duymayabilir. Ve bununla ilgili... Dernek kurmaya karar verdik çevremizden. Gönüllülerle, tamamıyla gönüllü arkadaşlarımız. Bunların içinde ünlü olan arkadaşlarımız var. Bunların içinde iş adamları olan arkadaşlarımız var. Avukatlarımız var. Psikolog, pedagog. Yani bir de masamız var özel. Bununla ilgili çocukları koruma masası. Ve sosyal oradan gelen bütün bilgileri, ihbarları değerlendirip gerekliyse polis emniyete gerekirse Aile Polisi Sosyal Politika Bakanlığı gerekirse Cumhurbaşkanı BİMER'e hatta bilişim suçlarına kadar gönderiyoruz. Bu faaliyetlerimiz başladı. O yüzden çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği başkanı olarak yarın sabah 9.30'da söylemezsem olmazsa konuk olacağım. Ee, Sayın Ece Erken hanımefendi ve Bircan Bali hanımefendi ile beraber sosyal medyayı belki de sosyal güvenliği de konuşacağız. O yüzden lütfen son dakika oradan haberleri gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız takip yapmanızı rica edeceğim. Şimdi biraz daha konuyu açıyoruz. Yüksek emekli maaşı alabilmek için neler yapmalıyız? Bakın yüksek emekli maaşı bizim hayatımızda var. Erken emeklilikle beraber ama 5 yıl bir borçlanma hakkı geleceği söyleniyor. Eğer 5 yıl borçlanma hakkı gelirse 1800 günden bugünkü çarparsak hemen söyleyeyim 1800 sizin için net bir rakam ortaya koymak istiyorum. Aynı şekilde yaklaşık 30 küsür bin lira bir rakam yapıyor. Tabii ki bunun içerisinde e, vatandaşlar eğer 1800 gün borçlanma yaparsa eksik günleri varsa o eksik günlerini tamamlamış olacaklar. Bu da sizin için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Reyhan Cengiz, Ziya Taşkıran yoğunluğundan dolayı cevap vermiyorsun. Canınız sağ olsun iyi geceler demiş. Mehtap Ataş hangi kurumdan emekli olunması Kanununda değişiklik olur mu demiş. Mehmet Soy aynı şekilde. Cengiz Demircan iyi akşamlar. Başkan demiş. İyi akşamlar. Serap Pul 1171 doğumlu SGK girişim var. 71 29 9 1988de 5050 gün iş günüm var. EYT'den yararlanabilir miyim? Şimdi 71-18 koyduğumuzda 80 e, tabii ki 89 yapıyor. E, burada 89 girişçiler bundan faydalanıyor. Ama sosyal güvenlikle ilgili işlemler gene devam ediyor. Yani şu anda şu anda Flash TV'de canlı yayında programımız devam ediyor. Flash TV açanlar varsa şu anda Flash TV'deyiz. Canlı yayınımız devam ediyor ve yayınımızın bitmesine 10 dakika var. Şu anda Flash TV ekranlarındayız. Şimdi bununla ilgili e, iyi geceler Erhan Bey demiş. Fehmi bitmez. Staj borçlanması çıkar mı? Akın akın demiş. Erhan Gündüz özel güvenlik görevleri zor durumda bir gelişme olacak mı? Bakın güvenlikte karı çalışan kardeşlerimiz çok değerli insanlar. ben onların farkındayım özel güvenlikte çalışan arkadaşlarımıza. İnşallah onlarla ilgili bazı çalışmalar var ve o çalışmalarla ilgili bilgilendirme çok yakında yapacağız. Ama daha şu anda gelmedi. Mini job diyor ne oldu? Az önce mini jobla ilgili zaten Necla Hanım konuştuk. Gönül Aslan Polat kolay gelsin Erhan Bey demiş. Allah razı olsun. Banu Keçeci iyi akşamlar Erhan Bey demiş. İyi akşamlar. Şimdi sevgili seyirciler. Şeye bakabiliyor muyuz? Ee, Emrah kardeş ne kadar olduğunu belli mi? Ee, şu anda yönetmenimizden. Çünkü konuyu farklı bir duruma götürmek istemiyorum. Evet. Burada da iniş kakış çıkış. Aynı şekilde. Ne kadar kalmış süremize? Evet çok teşekkür ederim. Evet. Olduğu kadar. Tamam. Şimdi emeklilikte maaş zammı nasıl hesaplanır diye... Sorular geliyor bize burada aynı şekilde. Aynı zamanda ben e, tiyatro sanatçısıyım. E, benim e, bu noktada primlerim ödenmiyorsa nereye ihbarda bulunabilirim? E, tiyatro sanatçısının ismini yazmış ama tanıdığımız bir bilindik bir isim. Şimdi geçen gün e, ismini unuttuk onu. Furkanla konuştuk ama e, çok değerli bir e, sinema sanatçımız. E, birazdan aklıma gelirse söyleyeceğim e, 60 yaşında ve bir evi olduğunu, bir arabası olduğunu söylüyor. Oysa yüzlerce filmde oynamış. E, dolayısıyla biz bence biz hatalıyız. Yani e, bunun sorumlusu biziz. Biz bunun sorumlusunu devlete tutamayız. Eğer bizler sigortalı kaçak çalıştığımızı bile bile ihbar etmiyorsak sorumlu biziz. Alo 170 hattına ihbarda bulunabilirsiniz. Bununla ilgili her türlü haklarınızı savunabilirsiniz. Sonuç itibariyle bu sizin hakkınız. Hayriye Kurt. E, aynı şekilde Serap Bul. E, Allah razı olsun herkesten. E, yine Gülbahar Bozel, Erhan Bey, Ebru Hanım nerede? Bilgi verirseniz. <laughs> Ebru Hanım hazırlık yapıyor efendim. İnşallah Allah analı babalı büyütürse e, kendisi sağlıklı grip olmuş biraz Ebru Hanım. E, Allah büyütmüş onu. Nasip etmiş bize. E, geçmiş olsun buradan eşime de çok geçmiş olsun diliyorum grip var bir salgın var dolayısıyla Ebru Hanım da bundan etkilendi ama burada olmak isterdi ve ben onun boşluğunu hissediyorum hem masada hem kalbimde hissediyorum hatırlattığınız için teşekkür ederim dolayısıyla 84 girişliyim demiş bu konuda Erhan Bey iyi geceler 250 bin kişi diyorsunuz hangi yıllar kapsıyor şimdi Ekrem Bey bizim burada söylemlerimiz aslında şu anda ekranlarda dinleniyoruz biz. Bizi şu anda hem Aile Sosyal Politika Bakanlığından olsun hem emniyetten olsun Rütük'ten olsun bu konuyla ilgili biz mutlaka ki izleniyoruz. Ve biz burada rapor veriyoruz. Olması gerektiğini sizin sesiniz oluyoruz. Sizin sesiniz olduğumuz için de inşallah 200 bin 250 bin çıkar diyoruz. Çünkü yoğun bir talep var o yoğun talebi ile ilgili girişmeleri bekliyoruz. Az önce sevgili Gökhan Taşkın'dan sonra da biliyorsunuz yayınlarımız devam etti. Ama biz sizin emeklilikle ilgili, yaşa takılanmayla ilgili çıkması umutlarını devamlı sevgili eşimle beraber, Ebru Nacar hanımefendiyle beraber ekranlarda zaten söylüyoruz. O yüzden hiç dert etmeyin. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başka sorularınız varsa alayım Ekranlardan çünkü Yayınımızın kapanmasına son 5 dakika Sizlerden ne soru geliyorsa Şu anda soru bölümünde Sizlerin sorularını okuyacağım Elimden geldiği kadar Hadi bakalım sorulara başlayın Sosyal medyadan yazın Unutmayın sabah 9.30'da Beyaz TV'de olacağım Orada da bir şeyler anlatacağız Gülbahar Bozel teşekkür ederim demiş. Efendim biz teşekkür ederiz. Ee, Erhan Gündüz SGK girişim 18 yaşından önce 18 yaş olduğunu tarih mi geçerli demiş. 18 yaş e, tarihi kapsar ama buradaki giriş tarihi de çok önemli. Sigorta giriş tarihine göre çekebilmek için askerliğimi kaç ayına ödeme yapmamız gerekiyor. İşte bununla ilgili bazı sorunlar var. Ben buradan dile getireyim. Bazen e, sosyal güvenlik kurumlarına gidip farklı şeyler söylediklerini söylüyorlar ama Bakın ben size söyleyeceğim ee, ben kendim bildiğim için söylüyorum Yozgat SGK çok başarılı Çorum SGK çok başarılı Isparta pazarı çok başarılı Edirne SGK çok başarılı Kayseri SGK çok başarılı bakın ağrı bitlis bu SGK'lar çok başarılı Antalya SGK çok başarılı ve Denizli SGK ile İzmir SGK ve İstanbul'daki SGKlar çok başarılı nedenini bilmiyorum bazı sosyal güvenlikte kurumlarında bazı problemler var. Yaşadığınız o problemleri bize dile getirirseniz, atarsanız biz de ilgili sosyal güvenlikle ilgili birimlere atarız, göndeririz. Ama şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu çok başarılı. Genel sağlık sigortası bakın genel sağlık sigortası dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece bizde var. Yani dolayısıyla 18 yaşına kadar çocuklara biz bakıyoruz. Yani bizim devletimiz bakıyor. Para vermiyorsunuz ama bazen duyuyorum işte efendim ilaçlar kalkmış şu olmuş bu eşdeğer ilaçlar var. E 62 tane daha ilaç şimdi çok yakında gelip duyacaksınız. E bunlar da var e eşdeğer ilaçlar var. Siz rahat olun en azından e ben görüyorum sağlıkla ilgili bölümde sosyal güvenlik çok iyi yerlerde. Hayli Sosyal politika Bakanlığı ile beraber birleştiler biliyorsunuz. Başında da Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi var. Elinden geldiği kadar herkes mücadele ediyor. Mutlu olmayanlar var. Haklısınız. Mutlu olmayanlara da haklı olduklarını söylemek istiyorum. Yani buradan e, mutlaka vatandaşların da bilgilendirmek ve doğru neyse doğruları buradan söylemek istiyoruz. Herkesi de mutlu edemeyiz. O yüzden e, sizlerin bazı şeylerinizi e, hak buluyorum. Problem yok. Evet. Şimdi burada bizim için önemli olan şu. Nuh Çelik Sayın Erhan Bey 82 doğumluyum. 1987'de girişim var. 15'i e. az önce bunu cevap vermiştim zaten ama Osman Uğraş kıdem tazminatı alabilir miyiz? Fona aktarmadan demiş. Bakın arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ee, onu da dile getirmek istiyorum. Şimdi burada burada bir durum var. Evet burada bir durum var. Şu anda Flash TV'de canlı yayınımız devam ediyor. Bana genel sağlık sigortası ile ilgili bilgiler veriyorsunuz. Suriyelerden bahsediyorsunuz. Flash TV'de yayın devam ettiği için de elimden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Sosyal güvenlikle ilgili daha anne karnına düşmeden sosyal güvenlik başlayan bir ülkede ve sosyal güvenlikle ilgili o kadar açığı olduğu halde batmayan bir sosyal güvenlik görüyoruz. Niye batmıyor? İşte yaptıkları reformlarla bilmem ne, müfettişlerimiz var, denetmenlerimiz var, bu konuda ihbarlar var. Bakın kaçak sigortalı olduğu sürece kim e, sosyal güvenlik kurumunun para gitmediği sürece açık verecek. E, sizler kaçak sigorta, kaçak Suriyelileri çalıştırıyorsunuz. Ben buna karşıyım mesela. Kimler varsa bunları bize ihbar ederseniz biz de ilgili yerlere ihbar ederiz. Yani burada Suriyelerle ilgili dışarıdan para geldi, e, Türkiye'ye çok maliyeti olduğu falan filan bilmem ne. Ben oraları buraları bilmem. Yani ben ne yapayım Suriyeleri? Ben burada sosyal güvenliği anlatmak istiyorum. Sonuçta onlar da Müslüman. Arkadaşlar ne oldu bize ya? Bize ne oldu ya? Niye böyle oluyoruz ya? Biz Osmanlı Devleti'nde bir şey söyleyeceğim. Osmanlı Devleti'nde öyle o kadar zengin vatandaşlar varmış ki. Yani orada inanın e, herhangi bir şey verilmiyormuş insanlara. Dolayısıyla siz de kimseyi ben küçük düşürme haddim değil. Sosyal güvenlikte de, askeri ücretin düştüğü, rakam ekonominin arttığından dolayı da ama şu anda bakın iyileştirmeler var. Ekonomi e, şu anda herkes vallahi arabasına biniyor. Herkes benzinini alıyor. Yani ben e, gene yaşantının devam ettiğini görüyorum yani. Sonuç itibariyle sosyal güven insanlar daha çok mücadele ediyor. Ama biz ne diyoruz? Asgari ücretin 2 bin lira, 2 bin lira üzeri çıksın. Avrupa'yı yakalasın diyoruz ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Yeni bir görevim var artık. Çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneğinin başkanı oldum. Sabah yayınımız var. Söylemezsem olmaz. 9.30'da orada olacağız. Konuşacağız. Her şeyi masaya yatıracağız. Sonuçta suçlu ailelerse de e, suçlu sosyal medyası onu da konuşacağız ve bununla hep beraber çözüm bulacağız. O yüzden bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Youtube'dan abone olun, instagramlardan bizlere ulaşmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Buradan Sayın Ebru Nacar Hanımefendi'ye tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. İyi akşamlar.